büyük depremler görmüş, acılar çekmiş bir kent burası. Ama medeniyetin doğduğu yer olarak da biliniyor. Tarihi Mısır Çarşısı. Şu anda Kasap Pazarı'ndayız ve Kayısıcılar Çarşısı'ndayız. Şimdi size Kayısıcılar Çarşısı'nı tanıtmak istiyorum. Evet, mevki olarak tam şu anda göstereyim size. Yeni caminin olduğu, hemen bakın, Yeni Cami ve Kasap Pazarı mevki. Burada da meşhur kayısı pazarı. Bakın. Birçok kayısı firması ve mağazası var. Aşağı doğru gidelim. Şu size bir bina göstereceğim. Kayseri, Malatya'da Kayseri'ye, Malatya'da Kayısı'ya Kayısı demiyorlar. Şire diyorlar. Şire pazarına. İlk Şire pazarı. Yani Malatya'da daha sonra ikinci Şire pazarı olmuş. Buranın esnafları tabii ki yetmemiş. Ve her geçen gün büyümüş çarşıları. Bu ilk yapılan çarşı. Daha sonra şu anda ikinci 450 dükkanın olduğu ikinci bir böyle Şire pazarı yapılmış. Daha sonra da o da yetmeyince üçüncü kez bir Şire pazarı yapılmış. Büyükşehir Belediyesi olarak da yakında hizmete girecek. Evet, birçok birbirinden çeşit çeşit farklı, bakın, kayısılar var. Bu kayısıların ebatlarına göre ve aromatik tatlarına göre, işleyişlerine göre çeşitleri farklılaşıyor. Tabi Malatya olunca bakın birçok burada çeşitleri var. Kayısıdan sucuk var, döneri var, atomu var, pestili var. Gerçekten her şey var. Kayısının her şeyi yapılmış. Evet değerli dostlar. Oldukça kalabalık, yoğun bir bölge burası. Malatyalıların alışverişlerini yaptıkları çarşı tabir edilen yerdeyiz. Tarihi bir çeşmemiz de var. Evet, pazarda dolaşırken bakın Malatya'nın lezzeti, tescilli değil mi bu ürünü? Taş kadayıf. Evet, çok değişik. İçinde ne var peki onun? İçinde ceviz var. Cevizle. Tamam. Bir bakalım, tadalım nasıl bir şey. İmalatı kendin yapıyorsun galiba. Evet. Burası neresi? Burası Akpınar. Akpınar. Kadayıfçılar Çarşısı. Kadayıfçılar Çarşısı. Evet. Yolunuz düşerse siz de bu lezzeti tatmaya buraya gelebilirsiniz. Abicim. Melih abi. Melih kardeşim, hayırlı işler diliyorum. Evet, bol kazançlar. Malatya'ya yolunuz düşerse bu taş kadayıfı mutlaka tadın. Aynen. Haydi, görüşmek üzere, pazar olalım.